Merhaba, bu videoda sizlere doğanın bir matematikçi edasıyla ortaya koyduğu, İrlanda kıyılarında kayaların simetrisinden oluşan ve gizemli bir manzara olan devlerin geçidinden bahsedeceğim. Doğanın simetrisi bizim için çiçeklerde, böceklerde ve örneğin bir kaplanın yüzünde kanıtlanan bir varsayımdır. Oysa jeolojide bu simetriye nadiren rastlanır ve gerçekleşmesine de mucize gözüyle bakılır. Devlerin geçidinde ise doğa matematik deasını şaşılacak bir güzellikte sergiler. Bir avuç dolusu altıgen kalem gibi destelenmiş on binlerce çok kenarlı taş sütun. Uzaktan bakıldığında burası County Antrim'in o büyüleyici sahillerinin bir başka bölümü gibi gözükür. Ancak gözünüzün aniden ekose desenli tuhaf bir buruna takılması için fazla zaman gerekmeyecektir. Bu burun uçurumun tabanından başlar ve dev, kabaca yapılmış bir gemi kızağı gibi yumuşak bir eğimle denize kadar iner. Bir anlığına insanın kafasını karıştırır. Sanki karşınızda video oyunları için bilgisayar grafiğiyle üretilmiş manzaralardan biri duruyor gibidir. Oysa bu olağanüstü jeolojik harikanın 60 milyon yıl geriye kadar giden bir öyküsü vardır. Bir zamanlar birbirine bitişik olan Kuzey Amerika ve Avrupa kıtaları bu dönemde ayrılmaya başladı. Bu iki kıta arasında Atlantik Okyanusu açıldı ve okyanus zeminindeki bir merkezi volkanik çatlak nedeniyle de yavaş yavaş genişledi. Sayısız aktif volkanıyla İzlanda bugün bu çatlak üzerinde duruyor. İrlanda ve İskoçya'daki lava bölgeleri de kıtalar kendi yolunda yavaş yavaş ilerlerken yine bu çatlak üzerinde ortaya çıktı. County Antrim içinde ilerleyen lavlar Avrupa'nın en büyük lav platosunu yarattı. Lavların bazalt içeriği ise alışılmadık derecede dirençliydi. Katılaşırken bir yandan da büzüldü. Ancak bu büzüşmeye neden olan güçler o denli düzenli bir dağılıma sahipti ki neredeyse geometrik bir kesinlikle oluşum çatlamaya başladı. Aynı süreci bir su birikintisinin dibindeki kalın çamur tabakasının güneş altında kuruması sırasında da izlemek mümkündür. Devler geçidindeki bazalt sütunların ortalama çapı 46 cm. Yükseklikleri ise 1 ile 2 metre arasında değişiyor. Geçit ise en geniş noktasında 180 metre. Denize doğru 150 metre uzanıyor ve yaklaşık 40 sütundan ibaret. Aradan geçen binlerce yıl içinde buzul çağında buzulların neden olduğu erozyon ve Atlantik'in acımasız darbeleri devler geçidine bugün gördüğümüz şeklini vermiş. Her bir bazalt sütun aslında yaklaşık 36 cm uzunluğunda bir dizi segmentten oluşuyor. Bugün artık birbirine kaynamış durumda olan bu segmentler yine de basınç altında ayrılabiliyor. Zaman içinde açıktaki bölümler dalgaların etkisiyle segmentler arasındaki ayrım çizgilerinden kırpılmış. Geçide bugünkü step havasını veren de bu. Devler geçidi bu küçük kıyı şeridindeki bazalt oluşumlar içinde en ünlüsü. Ancak geçidin arkasındaki uçurumlarda ve komşu koylarda başkaları da bulunuyor. Yıllar içinde bunlara da görünümlerine uygun isimler verilmiş. Örneğin bir sonraki koyun uçurumlu cephesine gömülü kule sütunlar grubunun ismi Ork. Amphitheater ise olağanüstü bir sütunlar demetiyle çevrili bir başka koya verilen isim. Diğer dikkat çekici oluşumlar ise devin çömlek kapağı, dilek kürsüsü, kral ve soyluları ve tabut. Benzer bazalt sütunlara İskoçya'nın batı sahili açıklarında yaklaşık 120 km boyunca kuzeye uzanan Staffa Adası'nda özellikle Fingal Mağarası'nda da rastlamak mümkün. Devler geçidi sanki İrlanda'dan Staffa Adası'na kadar deniz altından uzanıyormuş izlenimi veriyor ve ismine de yansıyan efsanenin nedeni de zaten bu etkileyici izlenim. Burada bahsi geçen dev İrlanda halk efsanesinin büyük kahramanı Finn MacCool, Fianna ismiyle bilinen savaşçı grubun lideri. Efsaneler Finn MacCool'un aç kurtlarınkini andıran iştahından, gözü pekliğinden, sınırsız cesaretinden ve avcılıktaki inanılmaz ustalığından söz eder. Finn MacCool'un böylesi bir geçit inşa etmesinin nedenlerinden biri olarak anlatılan öykü ise büyük bir aşk öyküsü. Kuru bir yürüyüş yolu yapabilmek için denize birbiri ardı sıra bu sütunları çakmasının nedeni Staffa'da yaşayan sevgilisinin onu ziyaret etmek için İrlanda'ya gelirken ayaklarını ıslatmadan yürüyebilmesi. Ünlü romancı William Makepeace MacCarey 1842 yılında devler geçidini ziyaret ettiğinde kendisine İspanyol burnu ismiyle bilinen koyda yatan gemi enkazının İspanyol donanmasına ait olduğu söylenmiş. Ancak romancı bu öyküye bir yığın efsane gözüyle bakarak bir kenara atmış. Ancak 1967 yılında Belçikalı deniz arkeoloğu Robert Steno buradaki deniz yatağına saçılmış halde geniş bir tarihi eser ve hazine koleksiyonu bulunca efsanenin doğruluğu da ortaya çıkmış. İspanyol armadasının en büyük gemisi olan Girona kadırgasının 1588'de burada battığı kanıtlanmış. Armada 1588 yılında İngiltere'yi fethetmek üzere İspanya'dan yola çıktığında 30 bin kişiyi taşıyan tam 131 gemiden oluşuyormuş. İngiliz donanması karşısında verilen dramatik kayıplardan sonra İspanyol armadası İskoçya'nın kuzeyinden geçen tehlikeli bir rota üzerinden vatanına dönmek üzere tekrar denize açılmış.
Ancak dört bir yandan fırtına yiyen donanmanın ancak yarısı İspanya'ya ulaşabilmiş. Yaklaşık 20 gemi İrlanda sahillerinde batmış. Girona ise özellikle zor ve yorucu bir yolculuk yapmak zorunda kalmış. Devler geçidine yaklaşırken güvertesinde olması gerektiği gibi 550 değil, batan iki geminin mürettebatı da dahil tam 1300 tayfa bulunuyormuş. 26 Ekim 1588'de Girona, geçit yakınlarındaki bir kayalığa çarpmış ve batmış. Gemiden yalnızca 5 kişi hayatta kalabilmiş. Gemi enkazındaki hazinenin çok büyük bir bölümü 6 kilometre ilerideki Dunus Kalesi'ni 4 yıl önce İngilizlerden almış olan McDonald'ın eline geçmiş. Geri kalanı ise deniz dibinde tam 400 yıl boyunca yattıktan sonra 1968 ve 1969 yıllarında Steno'nun ekibi tarafından bulunarak çıkarılmış. O tarihte geminin kendisinden geriye hiçbir şey kalmamışsa da bulunan tarihi eserlerden İspanyol Armadası'na ait bir geminin güvertesindeki yaşama dair son derece etkileyici izlenimler edinebilmek mümkün. Bu eserler bugün Belfast'taki Ulster Müzesi'nde sergileniyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak dünya harikalarını keşfetmeye devam edebilirsiniz.